Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda artık tamamen farklı bir içerik olacak. Yeni bir videonun başlangıcıyla karşınızdayım. Bugün bir arsa aldım ve o arsanın bu eski halini göstereceğim size. Düzeltilme aşamaları, işte tel örgü aşamaları, su bağlamaları, masrafları, kepçe masrafları vesaire, bunları anlatacağım, bir videolar çekeceğim sırayla. Bu videomuzda özellikle ilk düzeltilmemiş halini göstereceğim. Düzeltirken ilk kepçe soktum, şimdi de belediyenin grideri gelecek. Ondan sonra onları çekeceğim. Hem izlemesi gerçekten seyir zevki güzel video olacağına eminim. Şöyle de göstereyim. Burası benim arsam. Şu kısım, şurası da yol. Şöyle de arabamı da buraya park ettim. Burası Kırıkkale Osman Gazi Mahallesi. İnşallah güzel olur arsamız, bahçemiz. Güzel güle kullanırız diyelim. Şimdi herkese iyi seyirler. Bahçenin ilk başlangıcı. İlk başlangıç. Şurada da tatlı suyumuz var. Allah bereket versin. Kepçeyi soktuk. Bira bismillah dedik. Yolumuzdayız. Foseptik çukuru. Griderimiz geldi. Şimdi yol açım çalışması başlayacak inşallah. Açılır zeytin. Yüksekten çekelim. Şimdi aşağı indirecek şeyi. Dikkat ederseniz tam indirmedi, kazıyor şu an. Dizimizi de vurduk, kanattık. Buralardan da su çıkıyor. Şimdi indirdi malzemeyi aşağı. Acayip hissettim makine ya. Gelip gidince sürekli açıyı.
akışma devam ediyor. Lakin burada su olduğu için gelen canlılar var. Mesela bir tane kaplumbağa sıkışmış. Yaşıyor mu bu? Ölüymüş bu, ölü. Tamam, bakıyorum ben buralara. Kaplumbağanın içi çürümüş. Şurada da bir tane kaplumbağa ölüsü var. Bir şey yok gibi ya. Olursa ben alırım. Arkadaşlar, araba videolarından artık Grider videosuna geçtik. Abi ismin neydi senin? Erol. Erol abimle. Benim babamın da oğlumun da ismi Erol. Grider Pov çekiyoruz şu an. Ya, ayağımı sağlam basayım da. Bak, yolun izi de belli aslında, görüyor musun? Belli. Kale manzarası. Kaç model abi bu araç? 98. 98 model. Burada bir sürü kol düğme var. Artık bunu kullanması kepçe gibi değil herhalde, biraz daha zor. Biraz böyledir. Evet, çünkü tuşu, bunun kolu çok. Kepçede 2-3 tane var değil mi? 2 tane var. 2 tane mi var? Bak, bunda 8, 9, 10. Acayip güçlü ya. İnsan ne kadar güçlü olduğunu hissediyor diyorum. Makine o kadar kuvvetli ki yani. Dediğim gibi buradan çamur çıkıyor bak. Buraya biz Müjdat abiyle görüşürüz. Bu su patlağı mı var? Çeşme mi? Çeşme varsa açtırırız. Şu olur bura. Hayrat yaptırırız. Evet, buna bir. İnsanlar içer bak. Bura bir yerde bu adamlar hep basın aşamazlar. Ne böyle bir şey batar mı? Sazan var. Aynen. O suyu kurutmak lazım. Ya da suyu kurutmak lazım. Bu çamurda batıyor bak. Ne batıyor çamurda? Ya. Ama ben konuştum çevredekilerle. Hani 99 yılından beri burada hiç böyle su baskını falan olmamış. İyi diyorlar. O bu sefer çok iyi aldı ha. Daha iyi kadar. Yüzeyini almak zor, sonrası kolay değil mi? Evet, yani bu büyük. Hani oralarda fazla derine girmeyeceğim.
yüzeysel ittireceksin orayı. Buraya ekskavatör gelse aslında anca olur. O da batar. O da mı batar? Orada bunu çıkardım. Orada bir oyunu çıkardım. Orayı ben bir açtırtayım ya. Babam dedi, orayı yap dedi. Hayrat olarak insanlar kullansaydı. Masrafını ben karşılarım dedi. Adam mı? He. En güzel yatırım. Bence de. Su ya. Ankara'da onlar. Benim anne tarafı burada yaşamış. Öyle dayılar, dedem git falan. İş evlenince falan hayat tamam diyorlar. Eskiden Kırkale'de iş yoktu yani. Hala da yok da pek. Kısmetli olanlar giriyor yoksa. Açılmaya devam ediyor. Kepçeden indim şimdi, daha doğrusu Kraider'den. Şu şekilde bir yol. Birazcık da dış çekim yapalım. Buradaki toprak yumuşak oldu. Şuranın çevresinden dolandık. Şurada su çıkıyor. O suyu kullanacağız inşallah. O yüzden oranın şimdilik çevresinden geçtik. Çünkü derine inersek su patlar. Şimdi uğraşamayız. Grider bir saplanırsa geri çıkartamayız dedi abi. Arsanın düzleme işi bitti. Yollar da bitti. Yani olduğu kadar zaten. Bu şekilde buralar iyice açıldı. Bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bir dahaki içeriklerde, örnek veriyorum, su bağlatırken masrafı, tel örgüsü vesaire, bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu arsayı, ben kendi arsamı, bir ilk çektiğim halini yapmasının maliyeti bana yaklaşık 2 saatlik kepçe içiyle 400 lira sürdü. 50 lira da bahşiş verdim, 450 lira diyelim. Yol belediye halletti. Ama yine gelen kepçeci abimize bir yemektir, yoldur, sudur, böyle şeyler emek verdiği için yapıyorsun. Ayrıca diğer işlemlerde ayrıntılı olarak bahsedeceğim size arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.